Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün de gene çocuklarda nadir görülen ama önemli bir sağlık problemi olan klavikula kırıklarından bahsedeceğiz. İsmini söyleyemedim. Klavikula kırığı nedir? Klavikula kırığı özellikle yeni doğan bebeklerde karşılaştığımız bir problemdir. Klavikula'yı tarif etmemiz gerekirse, klavikula vücudumuzun üst kısmında, omuzumuzun başından boynumuza doğru, boğazımıza doğru uzanan en üstteki dokunduğumuzda hissedebilirsiniz. Kendinizde dokunduğunuzda hissedebilirsiniz. En üstteki kemiktir. Bu kemik bazen nadiren yeni doğan bebeklerde kırılabilir. Peki neden kırılıyor? Bu genellikle yeni doğan bebeklerde doğum sırasında kırılıyor. Özellikle normal doğumla doğan bebeklerde doğum eğer zor olarak gerçekleşirse, bebeğin doğumu biraz zor olursa, uzarsa, işte bebek işte kanalda sıkışma gibi problemlerle karşı karşıya kalırsa, bebek doğarken bu kemik zorlandığı için bu kemikte kırıklar oluşabiliyor. Bu tabii çok nadir bir durum. Yani çok sık karşılaşacağımız bir şey değil. Bebeklerde nadiren, normal doğan bebeklerde karşılaştığımız bir şey. Peki bu kırığı nasıl anlayabiliriz? Tabii bir kere öncelikle doğum sonrası zaten doğum odasında ya da doğumla aynı gün çocuk doktoru tarafından bebek muayene ediliyor. Bebek muayene edilirken birçok noktaya bakıldığı gibi klavikula da genellikle kontrol edilir. Özellikle normal doğan bebeklerde her ikili klavikula da kırık ya da kırığı düşündürecek bir problem var mı gibisinden. Ancak bir şekilde gözden kaçarsa ya da muayene sırasında fark edilmezse olabilir mi böyle bir şey? Nadiren olabiliyor. Nadiren bazen ilk muayene sırasında gözden kaçabiliyor bu tür durumlar. Bebeğinizde ne zaman böyle bir durumla şüphelenmeniz gerekir? Şöyle ki eğer bebeğiniz bir kolunu, yeni doğan bebeğiniz, yani yeni doğmuş 1 haftalık, 10 günlük, 15 günlük bir bebeğiniz bir kolunu diğer koluna göre çok daha az kullanıyorsa ya da bir kolunu özellikle tutuyorsa, kullanmak istemiyorsa, sakınıyorsa, burada tabii bu şu yapıya uyandırabilir. Bununla birlikte eşlik eden o bölgede, yani o kolun bağlı olduğu omuz kısmının üst tarafındaki bu bahsettiğimiz kemikte bir seviyelenme görüyorsanız, yani kemiğin dokunduğunuzda, elinizle hissetmeye çalıştığınızda tamamen dümdüz bir hat değil de sanki böyle bir seviyelenme var gibi bir his hissediyorsanız ya da o bölgede, yani bu bölgede klavikulanın bulunduğu bölgede normalde olmaması gerektiği şekilde bir şişlik, morluk gibi bir durumla karşı karşıya kalırsanız, bu semptomlardan birkaç tanesini ya da birini görüyorsanız tabii bu durumda klavikula kırığından şüphelenilebilir. Bir de buna eşlik eden, eğer çocuğunuzda, bebeğinizde bir zor doğum öyküsü varsa, yani bebeğiniz doğum sırasında biraz doğumunuz zor gerçekleştiyse ve normal doğum olarak gerçekleştiyse, burada tabii ki klavikula kırığından şüphelenmek gerekir. Peki ki böyle bir durumda ne yapmak gerekir? Böyle bir durumda tabii ki hekime başvurmak gerekir. Tabii çocuk hekimine de başvurulabilir ama bu durum daha çok çocuk hekiminden daha çok ortopedi doktorunu ilgilendiren bir sorun var. Yani çocuk hekimine de gitseniz muhtemelen çocuk hekimi o bölgenin filmini çektikten sonra eğer orada bir kırık tespit ederse sizi ortopedi hekimine yönlendirecektir. Dolayısıyla ya çocuk hekimine ya da direkt ortopedi hekimine giderek çocuğunuzun muayenesini yaptırabilirsiniz. Zaten muayene sırasında hekim arkadaşlar böyle bir şeyden şüphelenirlerse, yani klavikula kırığından şüphelenirlerse, o bölgeye röntgen, film çekeceklerdir. Filmde eğer kırık varsa, gözüküyorsa, o zaman tabii ortopedi hekimi de gerekli müdahaleyi yapacaktır. Peki ortopedi hekimleri ne yapıyor? Genellikle çok ekstra bir müdahale yapılmıyor. Bandajlar var. 8 bandajı denilen bandajlar var. Çocuğun kolunu bu bandajlarla ya da askılarla çok hareket ettirmemesi için genellikle bağlıyorlar. Öyle söyleyeyim. Buradaki amaç bu kemiğin çok fazla hareket etmemesi. Çünkü bebeklerin kemikleri bu yönden kemik iyileşmesi oldukça iyidir. Yani bebeklerin ve çocukların kemik iyileşmesi, kemik dokularının iyileşmesi yetişkin insanlara göre çok daha kolay olur. Yani bir süre şu hareket ettirilmediğinde, sabit tutulduğunda alçıya alınmasa bile kol, bu klavikula genellikle zaman içerisinde iyileşiyor. Dolayısıyla söylediğim gibi klavikula kırıkları nadir olarak karşılaşılan, özellikle zor doğumlardan sonra ortaya çıkan bir tablo. Gözden kaçma ihtimali düşük ama muayene sonrası, yeni doğan sonrası, doğum sonrası, çünkü çocuk doktoru muayene ediyor genellikle bebekleri. Ancak gene de nadir de olsa tabii ki gözden kaçılabilir. İlk başta fark edilmeyebilir. Bu açıdan eğer evde takip ederken çocuğunuzu, bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük, 3 günlük bebeğinizi takip ederken şüpheli bir durumla karşılaşırsanız, bunu mutlaka sizi takip eden hekimle görüşmenizde fayda olacaktır diye düşünüyorum. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Herkese mutlu günler.